İki şey var. Birincisi, kalp hastalığına yakalanmamış bireyler biraz önce söylediğim gibi yiyeceklerini, içeceklerini, sigarasını, hareketlerine dikkat etmeli. Kalp hastalığına yakalanmış bireylerin bir daha kalp krizi geçirmesine, bir daha kalp hastalığına, kalp hastalığındaki darlığın ilerlemesine çok daha fazla dikkat etmeleri lazım. Bunun için de bu söylediğim hareketli birincisi kolesterol düzeyleri çok daha düşük seviyeye inmeli. Onun için de gerekirse şey açısından yiyecekleri, içecekleri dikkat etmenin ötesinde bu ilaç ile kolesterol düzeyini düşürmeye çalışmalı. İkincisi buradaki tansiyonlarına çok dikkat etmeli. Tansiyonları normal düzeye inmeli. Şeker hastalığı özellikle küçük damarları etkileyebiliyor ama şeker hastalığında bu ilaçlarını düzenli kullanmalı. Yediğine, içtiğine, hareketlerine dikkat etmeli. Yapılacak hareketler ise özellikle koroner arter hastalarında doktorun verdiği şekilde yani doktora danışılarak ama danışmanın ötesinde yürüyüş yapmalı ama bu yürüyüşün temposu ve miktarı doktora danışılarak yapılmalı. Ailesinde kalp hastalığı olanlar demek bizim açımızdan erken anne baba kardeşleri gibi birinci derecede akrabasının erken yaşta kalp krizine yakalanmış olması. Öyle bir bireylerin kalp krizi veya kalp hastalığı oluşma riski çok daha yüksek. Onun için çok daha sık, çok daha erken manada doktora müracaat etmeleri, bir check-up'tan geçmesi, check-up geçmesinin ötesinde sigarayı kesinlikle kullanmaması, tansiyonunu, şekerini ve diğer risk faktörlerine dikkat etmesi ve hareketlerin doktorun izin verdiği ölçüde yapması gerekir.